Efendim, şimdi bu konu uzmanıyla konuşulacak bir konu. O yüzden de bu noktadan itibaren konuğumuz Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş şu an Skype hattımızda bizi bekliyor. Mahir Bey hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi siz de muhtemelen ön raporu incelemişsinizdir. Dünden bu yana hem belediye hem de beraberinde Gediz Elektrik karşı karşıya geldi bu konu üzerinden. Ve siz bu süreçte neler gözlemlediniz? Bir elektrik kaçağını tespit etmek bu kadar zor mu o elektrik dağıtım şirketi adına? Şimdi sizin de haberinizde gösterdiğiniz üzere bilirkişi ön raporu aslında olayın detaylarını kamuoyunun bilgisine sunmuş durumda. Evet. Özellikle haberlerle bunu gördük. Bizim İzmir şubemizin de olay olduktan sonra hemen yapmış olduğu tespitler bilirkişi ön raporundaki bulgularla uyuşuyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi olaydan sonra hem özel dağıtım şirketi hem de belediye yetkilileri, İSU yetkilileri karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan açıklamalar yaptılar. Bu da aslında ciddi bir koordinasyon sorunu olduğunu hem kentin yağmur suyu ve kanalizasyon sistemi açısından hem de özel sektör eliyle yürütülse dahi temelde bir kamu hizmeti olan elektrik dağıtım sistemi açısından vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunduğu bu göz önünde geldi. Ve ne yazık ki bu sadece İzmir'le sınırlı değil. Ortada ciddi bir koordinasyon eksikliği olduğu ve bunun dışında ciddi bir denetim eksikliği olduğu da açık. Sorunuza gelirsek, elektrik şebeke işletmeciliği ciddi bir iş ve deneyimli bir mühendis ve teknik personel kadrosu gerektiren yaşamsal bir alan ve yine aynı şekilde düzenli olarak bakım ve yenileme çalışmalarının yapılması gerektiği, Evet. standartlara tam uyum gerektiren ve belli periyotlarda test ve ölçüm faaliyetlerinin sürekli olarak yapılması gereken maliyetli bir iş. Sorunuzun doğrudan cevabı açısından söylemek gerekirse bu test ve ölçüm faaliyetleri düzenli olarak yapılırsa bu izolasyon hatası kolaylıkla tespit edilebilir. Bu konuda ülkemizde hem teknik birikim hem de gerekli işte test ölçüm ekipmanları var. Yeter ki deneyimli bir teknik personelle bu bakım ve onarım faaliyetleri ve test ölçüm faaliyetleri yapılsın. Mahir Bey, düzenli bir şekilde dediniz. Şimdi oradaki düzenli şekil ne demek? Yani kaç ayda bir kontrol edilir? Kaç ayda bir düzenli gözlem yapılır? Şimdi yani belli bir takvim çerçevesinde her işletmenin olduğu gibi elektrik şebekesinin de aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlarda bu test ölçümleri yapması gerekir. Dolayısıyla burada da özellikle bir yenileme faaliyeti olduktan sonra ya da bir bakım faaliyeti olduktan sonra ya da buradaki gibi bir mazgal inşası olmuşsa hemen onun arkasından yani bir inşai faaliyet varsa orada onun hemen arkasından bu test ölçümü yapılması lazım. Burada Peki. da İSU bir ekipleri 3 tane mazgal yapmışlar. Bunun arkasında hemen sonra da özel dağıtım şirketinin o bölgedeki tesisatın sürekliliğini ve izolasyon testlerini yapması gerekiyor. Peki Mahir Bey, şimdi Yapılmayan bu beş olduğunu görüyoruz. evet yani 5 yıl önce bir haber yapılıyor. Çok konuştuk bunu biz ama siz de gördünüz muhtemelen. İzmir'deki bir yerel gazete tarafından bir manşet atılıyor. İlla birinin mi ölmesi gerekiyor diye. Demek ki ben de buradan şunu çıkartıyorum. Yani 5 yıldır orada bir kontrol, yani 3 tane mazgal üstüne eklenmesine rağmen herhangi bir kontrol yapılmamış mı sizce? Yani bir kontrol eksiği olduğu görünüyor, yapılmadığı anlaşılıyor. Vatandaşın uzun süreli bir sıkıntısı olduğu, uzun süreli şikayetlerin olduğu kamuoyunun da çıktı. Biz de aslında Kasım 2023 tarihinde bölgede yine şiddetli yağmurdan sonra bir elektrik kesintisi olmuştu. Sonrasında da odamız da aslında Kasım 2023 tarihindeki bu elektrik kesintisi ve sonrasındaki geçici tesisat konusunda kamuoyunu uyaran
açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla bu aslında uzun süredir bilinen önlemleri teknik deneyimli personel tarafından rahatlıkla alınabilecek ve görüldüğü kadarıyla bu önlemlerin alınmadığı, bir koordinasyon ve teknik denetim eksikliğinin olduğu vahim bir tabloyu önümüze seriyor. Maalesef adeta cinayet gibi. Şimdi bugün bir terim daha girdi özellikle kavramlar arasına. Fas toprak arızası. Bu ne demek? Ya şimdi biliyorsunuz elektrik tesisinde dağıtım şeyi 3 fazlı bir şekilde alternatif akımla sağlanıyor. Güvenlik açısından hem işletme açısından hem de güvenlik açısından da bir topraklama tesisatının olması lazım. Elektrik sistemi açısından bir topraklama tesisi yaşamsal önemde. Burada da göründüğü kadarıyla fazla toprak arasında bir kısa devre gerçekleşmiş. Yani enerjili kabloyla diyelim, aslında normalde enerjili olmayan, güvenlik açısından tesis edilen topraklama tertibatı arasında bir kısa devre gerçekleştiği için faz toprak kısa devresi olmuş. Peki bazen görüntülerde de arkadaşlarımız paylaşıyorlar ara ara. O kablolar ya da borular, ben tabii tam teknik isimlerini bilmiyorum ama görünür vaziyette gibi geldi bana. Dolayısıyla bu kadar yüzeye yakın olması da bu az önce ifade ettiğiniz faz toprak arızasını tetikleyen bir şey mi? Ya da derinlik ne kadar olmalı? Şimdi zaten sizin haberinizde aslında ifade ettiniz. Burada şehir içinde 80 santim ya da gerekli tertibat alınmışsa, güvenlik alınmışsa 60 santime bu kabloların gömülmesi gerekiyor. Ancak burada 30 santim civarında ortalama kabloların serildiği, işte İSSU'nun yapmış olduğu yanlış uygulama yüzünden de, mazgal inşaatı yüzünden de zaman zaman bunun 15 santime kadar düştüğü, yani ulusal mevzuatımıza uygun olmayan bir durumun olduğu görülüyor. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi işte ortada mevzuata uygun olmayan, neredeyse zeminle hemzemin elektrik kablolarını, enerjili kabloları görüyoruz. Bu da kabloların izolasyonunun sıyrılmasına ve o enerjili kablonun doğrudan işte zeminle, toprakla ya da metal aksamla kısa devre yaparak bu ölümlü kazaya neden oluyor. Peki. Son olarak tabii gözaltılar var ve sorumlulukla ilgili İSSU ve Gediz Elektrik işaret ediliyor. Ama ben burada şunu sormak istiyorum. Örnek veriyorum, odaların, yani elektrik mühendisleri odasının bir yetkisi burada, yetki alanı nasıl uyarma veya yaptırım noktasında? Belediyelerin burada yetki alanı nerede başlayıp nerede bitiyor? Ve özellikle elektrik şirketleri de özel şirketler olduğu için, eskiden olduğu gibi değil artık, her bölgede farklı bir elektrik şirketiyle karşı karşıya kalıyoruz ve bu şirketlerle belediyeler arasındaki o ince çizgi nerede başlayıp nerede bitiyor? İşaret ettiğiniz bir mesele var, koordinasyon bozukluğu olarak tanımladığınız aslında. Bunu bize biraz açabilir misiniz? Çünkü daha önce odaların da burada çok ciddi yorumları ve yön verme düzeyinde aslında raporları oluyordu. Şimdi odalardaki bu yetki sınırlaması sizi ne kadar etkiliyor? Bunu da öğrenmek istiyorum ben. Şimdi burada bizim yetkimiz yok. Yani odaların yetkili olduğu bir alan değil burası. Burası aslında işte özel sektör eliyle yürütülen bir elektrik dağıtım faaliyeti olduğu için bir kamu hizmeti aslında işletme hakkı devri yöntemiyle özel sektöre devredildi. Özel sektör burada bu işletmeyi gerçekleştiriyor kendi personeliyle. Bunun denetlenme yetkisi de aslında bir kamu kurumu olan TEDAŞ'a ait. Dolayısıyla hem kurumun kendi, yani özel şirketin, buradaki Gediz Ayşe'nin kendi mühendisler aracılığıyla bu test ölçüm ve denetlemeler yapması lazım. Sistem işletmecisi olma vasfıyla. Hem de bunun kamusal denetimini yapması gereken TEDAŞ'ın bu denetimlerin düzgün yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Zaten ana sıkıntı burada. Yani özel sektör burada kısa vadeli kar hırsını öncelediği için deneyimli personel istihdam etmiyor, taşeronlaştırıyor. Yeni mezun, deneyimsiz mühendisler ve teknik personel burada asgari ücret civarında maaşlarla çalışıyorlar.
Halbuki çok üst düzey teknik uzmanlık gerektiren bir iş. Elektrik dağıtım şebeke işletmeciliği. Kesinlikle. Onlar bu işi yapmıyorlar. Gerekli ölçümleri, test ölçümleri, denetimleri yapmıyorlar. Gerekli yatırımlar ve bakımlar gerçekleştirilmiyor. Kamu adına bunun denetlenmesini gerçekleştirecek olan TEDAŞ da yine özelleştirme yüzünden kamu küçüldüğü için TEDAŞ'ta da gerekli teknik personel, bu işi yapacak teknik personel olmadığı için ne yazık ki artık, yani sınırlı sayıda personelle ve kadroyla çalışmak zorunda olduğu için TEDAŞ'ta hakkınca bu denetlemeleri gerçekleştiremiyor ve bütün bunların sonunda bir kamusal alan olan, bir insan hakkı olan elektrik dağıtım hizmeti özelleştirmesi yüzünden biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Maalesef. Bunun çözümü de birkaç cümle onu da söylemek gerekirse, bunun çözümü de TEDAŞ'ın bu teknik personel açığının tamamlanıp bu denetimleri bütün ülke çapında, çünkü sadece İzmir'le sınırlı değil bu sıkıntılar. Hı hı. Şu an neredeyse bütün kentlerimizin altyapısında benzer riskler yaşıyoruz. TEDAŞ'ın gerekli bütçeyi ve denetim kadrosunu olanağını alması gerekiyor. Özel şirketin bir an evvel bu gerekli yatırımları ve bakımları gerçekleştirmesi, TEDAŞ'ın bunları denetlemesi gerekiyor. Evet. Ancak bu işin kesin çözümü tekrar fiziki teker olan bu elektrik dağıtım işinin kamu eliyle yapılması devam gerekiyor. Edilmesi. Bu yapılmadığı sürece özel sektörüyle bu iş devam edilecek. Sektörde kısa vadeli karını öncelediği ve kamu küçültüldüğü ve TEDAŞ'ta gerekli kadroya ve olanaklara sahip olamadığı gibi gerçekler yüzünden bu risk yaşanmaya devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için bize. Ben teşekkür ederim. Çok değerli, çok kıymetliydi bilgiler. Çok sağ olun. Biz de böylelikle bambaşka bir açıdan da değerlendirme fırsatı bulduk olaya. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş. Şu ifade çok önemli bakın. Hep evet İSSU yani CHP'li belediye, öbür tarafta GEDİS anonim şirketi, her iki tarafta da suçun olduğunu öngören bir ön rapor masada. Ama bununla birlikte bir noktaya işaret etti ki Mahir Bey, burada kamu eliyle denetimler olmadığı sürece, yani özelleştirme ve o para hırsı devam ettiği sürece bu ve bu tip olayların daha sıklaşma ihtimalinin yüksek olduğunun da altını çizdi. Bir yandan tüm kentlerin altyapılarında buna benzer sorunların baş gösterebileceğini söyledi. Şimdi biz bu olayla birlikte, bence pek çok kentte bizi izleyen seyircilerimiz de bu olayla birlikte sanki böyle bir şey olabiliyormuş diye ilk bir izlenim edindiler. Dolayısıyla aslında mesele bu kadar basit ve sadece İzmir'de olan bir şey değil. Mesele Türkiye'nin dört bir noktasında da yaşanabilecek bir ihmalle bağlantılı. Bu yüzden biz de bir WhatsApp hattını devreye sokuyoruz bu noktadan itibaren. Hemen arkadaşlarımız getirdiler ekranda alt KJ bandında. Dünden beri İzmir'de yaşanan bu olayın üzerinden WhatsApp numaramızı yeniden tekrarlıyoruz ve o kadar çok ihbar geliyor ki bunu yapma amacımız şu: eğer sizin de çevrenizde benzer sorunlar veya yine benzer durumlar, yaralanmaya sebep olabilecek ihmaller varsa lütfen Sözcü Televizyonu'nun ihbar hattı aracılığıyla bize bunu ulaştırın. Görüntüyle, fotoğrafla bunu ulaştırın efendim. Bizim haberimiz olsun, biz de milyonları haberdar edelim. Altını bir kez daha çizelim: 0549-105-1923 1923 numaralı WhatsApp ihbar hattına sizin de çevrenizde olan buna benzer durumları aktarmanızı bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafında elektrik dağıtım şirketleri özelleşmiş durumda. Bu yüzden de eğer olası bir sorun sizin bulunduğunuz noktada da varsa lütfen aktarın. Dünden bu yana zaten oldukça fazla sayıda ihbar geldi ve işte burada küçücük bir kar tanesinin nasıl büyüyerek kocaman bir kar yığını haline geldiğini de görüyoruz. Olay İzmir'den de ibaret değil ve çok küçük bir, bakın, elektrik kaçağının ne kadar ağır bir faturayla iki aileyi derinden etkilediğini ve iki ölüme neden olduğunu hep beraber yaşadık, gördük. Bu bir adeta cinayet, bu bir
facia. Bu yüzden böyle olayların yaşanmaması için tıpkı o 5 yıl önce atılan manşet gibi maalesef ölmemiz mi gerekiyor? Evet, ölmemiz gerekiyor sanırım ki o bölgedeki hatalar onarılsın. İşte böyle bir sonuç olmasın diye lütfen ihbar hattımız aracılığıyla bize ulaşın.